O zaman ben eve gideyim de kimsenin rahatını bozmayayım. Ne oluyor la bu hareketler, bu tripler neyle bunlar? Ya boş ver. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Kira bu ay sarktı da biraz. Bir hata mı oldu acaba? Sarktı mı? Allah Allah. Bir hata var herhalde. Ben Melek'le konuşurum. Kusura bakmayın. Bir hatırlatayım dedim sadece. Kusura bakmayın. Eyvallah. Ne oluyor la? Yok bir şey ya. Melek'le konuşurum ben. Yatırmayı unutmuştur. Kardeşim, nakit sıkışıklığın varsa söylesene oğlum. İstesene abimden. Lan bir yürü git, kocuksuz deniz gezmiş. Param var lan benim. Tamam tamam kızma hemen. Sıtarsın biliyoruz oğlum. Sıtarım lan tabii. Of ya Murat, takılalım dedim de kardeşim. Ertelesek olur mu? Şu Melek'e gideyim de ben bir hesabını sorayım şunu. Sen ne kırk fikirli insansın Ahmet Kural ya. Tamam şey yaparız. Yalnız benim Feride'yle birkaç gün takılmam lazım. Yok nasıl sen? Nasıl laf lan o? Tamam tamam dur hemen oğlum, Allah Allah ya. Doktor değil mi oğlum bu kız? Doktor öneceğim oğlum ben de işte hastaneye eve gideyim bakayım diyorum, takılayım şunda birkaç gün. Hani hareketler, tavırlar, psikoloji, yeminini kesmiyorum oğlum bunlar. Ha. Hem bahaneyle ben de görmüş olurum lan. Akşam gidelim mi teyzemin evladı? Olur halamla oğlum. Hem aklımda bir numara var, ne zamandır yapamıyorum. Hem onu da yaparım dayımın kızı. İyi. O zaman görüşürüz Elkin. Sen şimdi şunu alıyorsun. Özürüm, özürüm. Hadi Yusuf. Nasıl olur? Hesapta para olması lazımdı. Enişteme gidelim abi. Eniştem saat tamircisi. Abo. Melek. Alo Melek. Kızım bana acilen iş bulman lazım bak, tamam mı? Dublaj mublaj olur acil. İşi sana söyledim Ahmet. Ondan başka diyorum kızım. Ya ondan başka iş yok. Yani şu diziden para gelinceye kadar seni idare ederdi işte. Bu iş olmaz diyorum kızım. Ben de başka iş yok diyorum Ahmet. Ya yeter be. Ona olmaz, buna olmaz. Ya bıyığın kök sende değil mi? Kesersin, çekinden sonra bırakırsın, tekrar uzar işte. Ya o bıyık ilk çıkarken böyle tüy tüy duruyor ya dudağın üstünde. Ben o anı yaşayacaksam ölürüm, daha iyi kızım. Öl o zaman Ahmet. İş bu. Senin ben iflanı... Vadeli hesap bu. Emin misiniz bozuk para çekmek istediğinize? Eminim. Para lazım oldu da. Siz bilirsiniz. Ahmet Kural, sen bildiğin romantikmişsin ya lan. Adamın içinde Don Juan de Marco varmış da bizim haberimiz yokmuş. Vay arkadaş ya. Yok lan. Romantizm cinsel tercih gibidir. Ne kadarı kendinden, ne kadarı dışarıdan kaynaklı bilemezsin. Feride de öyle yapmış olabilir beni. Olsun. Sen gene de şey yapma, Feride iyi kız. İyi tabii lan. İyi de işte bazen öyle bir sinirleniyor ki kardeşim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Taş kesiliyorum vallahi. Aga! Sinirleniyorsa zaten korkmayacaksın. Yüzüne gülüyorsa korkacaksın. Biliyoruz da konuşuyoruz oğlum. Tecrübeyle sabit. Çıkmayan lekeyi şekersiz çay bırakmaz. Şekerli çay bırakır. Anladın? Kızcağız seni ne güzel seviyor işte oğlum. Duygularını ifade ediyor. Tadını çıkar, keyfini çıkar. Ah şu halimize bak ya. Ne varmış lan halimizde? Allah'a şükür keyfimiz yerinde. Gül gibi geçirip gidiyoruz kardeşim. 2 sene öncesini hatırlıyorum da. Cebimde 5 kuruş para yoktu lan. Arkadaşlarımla beraber yemeğe gideceğim diyordum. Bokuma karışıyordu. 1 lira para yoktu oğlum cebimde. 1 lira lan. Lan masadan kalkarken tuvalete giderdin hesap ödememek için. Vücut öyle güdülendiydi ki artık evde bile yemekten kalkacağım zaman çişim geliyordu. Murat, benim paralar suyunu çekti lan. Nasıl suyunu çekti lan? Ahmet Kural standartlarında mı çekti? Sadece bir cımbız standartlarında mı çekti? Sadece standartlarım var lan. Adamın hayatı ilkokul birilerinin okul bahçesinde yaptığı sıradan karışık. Bir dakika, bir dakika. Paralar suyunu çekti ne lan? Sen filmin parasına dokunmadın değil mi kardeşim? Ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, bir arkadaşımdan borç aldım şimdilik. Teyzemin evladı bak, bu dizi bizim için çok önemli. Eğer bunu da yüzümüze gözümüze bulaştırırsak yandığımızın bittiğimizin resmidir. Bak resimden anlıyorsun diye söylüyorum. Çok iyi hazırlanmamız lazım Murat. Mini etekse mini etek, gerekirse biz giyelim mini eteği.
abartma bir, abartma ya. Film işine odaklanmamız lazım diyorum oğlum sana. Biz bu rezilliği niye çekiyoruz? Geçen Hakkı'yı gördüm, Şenol Baytar'la konuşuyordu. Adam oğlum olursa adını tasarruf, kızım olursa vadeli koyacağım diyordu lan. Ya bırak, çekirdeği olduğu gibi çıkıyor diye adam domates yemiyor lan. Kımbıldan bahsetme şimdi bana. Kardeşim bak, şu sektörden azıcık bir şey anladıysan, bize bu sektörden kimsenin hayrı dokunmaz. Bizim bu filmi kendimiz yapmamız lazım, nokta net. Doğru. Doğru tabii oğlum. Kardeşim sen şimdi paraya maraya sıkışırsan benim mutlaka haberim olsun. Ben sana her türlü ayarlarım, anladın? İdare ederim ben, sağ ol. Sağ ol. Ha geldik. Haydi bakalım. Doğuştan Romeo. Show must go. Ne oldu, niye çağırdın? Doktor hanım, bir hasta geldi kafası sarılı. Hı. Sizden başka kimsenin müdahale etmesine izin vermiyor. Sizin hastalıkmış. Allah Allah. Hastası. Hastasıyım. Ahmet ne oldu? İyi değilim Feride. Dur bakayım. Kim sardı başını? Hatırlamıyorum. Ahmet bu ne? Ya. Ahmet iki saat sonra eve geleceğim zaten. Niye yapıyorsun bunu? Sürpriz yapıyorum Feride. Ahmet bak. 36 saattir çalışıyorum. Uyumuyorum. Nelerle uğraştığımı söylemek bile istemiyorum. 4 tane lahma yaptı. 4 tane bildiğimiz lahma. Tamam, sen gidebilirsin hemşire hanım, ben ilgilenirim. Ahmet, biz normal insanlar sizin aksinize çalışmamız lazım. Para kazanmamız lazım, sıkıntı çekmemiz lazım. Uyumamamız lazım. Ama biz sürpriz olsun diye yaptık Feride. Bak bunları yapabilelim ki para kazanalım. Sonra markete gidelim, ihtiyaçlarımızı alalım. İhtiyaçlarımızı üreten firmalar daha çok para kazansın, biz daha çok satın alalım diye daha çok reklam versinler. Onlar daha çok reklam verince sizin diziler ve siz daha çok para kazanın. Sonra biz eve gidince televizyonda sizi izleyelim, bu sırada reklamları görelim. Sonra daha çok çalışalım. Sonra yine hop, markete gidelim. Ama sen de abarttın yani Feride. Ya siz, biz normal insanları böyle engellerseniz bu Allah'ın belası döngü nasıl devam edecek? O zaman şey yapalım biz ya, Murat. Hadi gidelim oğlum. Oh, ya Ahmet, çok özür dilerim. Ya, önemli değil. Nerede hasta? Şu tarafta doktor bey. Of, şüphelendi, söyledi işte ya. Ya bizim başhekim de nöbetçi bugün. Çok ters bir adam. Benim sizi hasta gibi göstermem lazım. Murat, bir şey düşün oğlum. Ne düşün lan? Yavaş yavaş. Telefonu niye çıkardın? Ne bileyim lan. Gel buraya. Niye bakıyorsun? Ne oldu? Ne vuruyorsun lan? Şamarayınca ateşin yükselir. Ateşi çıktı deriz. Sen niye vurdun lan? Neyim lan? Kitapsız. Tamam, kendin çıkarım lan. Tamam, Ahmet otur. Murat. Hastanın nesi var? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki beni seviyorlar doktor. Şey var, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Kafa travması. Bunlar ne? Piknikte oldu kaza. Arkadaşın kafasına piknik tüpü düştü. Ben alelacele böyle sarayım dedim ama o sırada işte börtü böcek falan girmiş oldu. Bir tane tırtıl gördüm. Sağ kulağından girdi, sol kulağından çıktı. Şimdi yarık falan yok. Kanamada da, şişkinlik de yok. Biz biraz şaşkınız. Acaba diyorum içe doğru bir şişkinlik olabilir mi? Tıbben böyle bir şey mümkün mü? Tamam. Hastanın kafa röntgenini bir alalım. Gerekirse bu gece müşahede altında tutarız. Ben de öyle yapacaktım. Kolay gelsin. Sağ ol doktor. Allah'ım, günlerimiz nasıl geçiyor ya? Oo. Sen şimdi beni şahide altında mı tutacaksın lan? Ha? Damran gomranla yatar mıyız? Ben en iyisi sana bir kafa röntgeni yazayım. Ha. Sen seversin. Ahmet, bak ben iş hayatımı, sosyal hayatımı ayrı tutmaya çalışıyorum. Sen de buna saygı duy, olur mu? Tamam, özür dilerim. Hadi ben geleceğim iki saat. Feride. Ha. Ben seni çok seviyorum. Ben geleceğim. Ne yapıyorsun lan? Kapak fotoğrafı Ahmet Kur'an. Ver lan şunu. Aşkın yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Dermanı yanılır, sen de bulunmaz.
boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma. Benim gönül yarama. Dokunma doktor. Sen bana niye vuruyorsun lan? Karakam Merciye. Cinayi şebeke. Ne oldu? Bir şey yok. Kurban oldum sen. Uyu.